Tabii o gün hidroparın açılışı çok özel bir gündü. Dünya Barış Günü, 1 Eylül. O yüzden unutmam mümkün değil. Öyle bir günü böyle güzel bir kokteylle ve iş hayatıyla birleştirmek de her zaman nasip olmuyor. O bize oldu. 1 Eylül 1983'te resimlerden göreceksiniz. Hidropar AŞ Gazi Bulvarı'nda açıldı ve Ege bölgesinde faaliyet göstermeye başladı. Rexord'un Türkiye mümessili Hidropar'ın Ege Bölge Müdürlüğü olarak açıldı. Tabii ben de çiçeği burnunda askerliğini yapmış 2-3 sene tecrübeli bir mühendis olarak Hidropar'da çalışma anlaşması yaptım ve Aralık'ta 1 Ocak 1984 itibariyle proje satış mühendisi olarak başladım. Çok güzel günlerdi. Çünkü bomboş bir alan ve her gittiğiniz yerden ses getiren, iş getiren, ham, işlenmemiş, bizim için tabii, çok güzel bir çalışma ortamı yaşadık. Ege Bölge sanayicileri bize çok büyük destek ve anlayış gösterdi. Birlikte birçok şey yaptık. Geçmiş 30 seneye bakınca yapılan her şeyi onlarla ortak geliştirdik. Onların sayesinde oldu. Tabii bizim kadrolarımız onlarla beraber yetişti. Sanayinin ve iş dünyasının ne istediğini, ne istemesi gerektiğini öğrendik hep birlikte. Hatalarımızdan ders aldık. Aynı hata iki kere yapmadık. Hata yapmaktan da korkmadık ama çok çekingen davrandık ve bu konuda çok şanslı olduğumuzu zannediyorum. Çok iyi bir kadro kurduk. Yani 4 kişiyle başladık aslında, 4,5 demek lazım. Şimdi 30 kişiye olduk. Şimdi bir arabamız vardı, 12 arabamız var. İşte 200 metrekareydik, şimdi 1500 metrekareyiz. Bunlar çok güzel şeyler. Anlatırken de heyecanlanıyorum. Ama ilk başta daha çok heyecan vardı ve hatta düşünemiyorduk yani. O kadar heyecanlıydı ki. Gece onlarla bütün kadromuz ama 3 kişiysek 3 kişi, 5 kişiysek 5 kişi, 10 kişiysek 10 kişi. Her yerde ne var ezbere bilecek kadar heyecanlıydık. O günlerden bugüne geldik. Çok iyi insanlarla çalıştık. Hem kendi kadromuz gerçekten çok şanslı ve ben de çok şanslıyım bu insanlarla, bu arkadaşlarla çalışmak için. Hem bize müşteri olan iş arkadaşlarımız çok değerli insanlar. Hiçbiri bize karşı hani ters denebilecek herhangi bir şeyimiz olmadı. Hep birlikte geliştirdik işleri. Geçmiş 30 seneye baktığımda şunu çok net olarak görüyorum. Hiçbiriyle bir anlaşmazlığımız olmadı. Hiçbir mahkemelik olmadı. Hiçbir işimiz yarım kalmadı. Al bunu lanet olsun git bu iş bitti denmedi. Çok zorlandık, geciktik. Bunlardan dolayı çok yani hoş tartışmalar da oldu. Yani bunlar şimdi geçmişten bakınca çok hoş görünüyor aslında. Ama bitti. Yani çünkü onlar da bizim bitireceğimize ve doğru yolda olacağımıza olan güvenleri ve inançları vardı. Yoksa bitmezdi yani. Bu kimse bir işi gerekli sürenin 5 katı fazlasını beklemez. Nasıl oldu derseniz, bu şöyle oldu. Yani biz iş yaptıklarımızla arkadaş olduk. Arkadaşlarımızla iş yaptık. Onlarla beraber, onların çocuklarıyla bizim çocuklarımız artık tanışıyor duruma geldi. O kadar güzel hani simbiyosis, birlikte bir ekosistem kurduk ve o ekosistemle ancak birlikte bir şeyler yapabileceğimize, daha güzel bir teknolojiyi yaratabileceğimize inandık. Hala da bu inançtayız ve bu hep bize güç veren, bize önümüzü açan, bize gelecekle güvenle bakmamızı sağlayan en önemli tecrübelerimizden biri bu. Biz hiç deplasmanda oynamadık. Bosch Rexord markası hiç deplasmana görmemiş bir insan, bir takım hüviyeti kazandırıyor size. Onların yaratıcı çözümleri, dünya çapında isim yapmış, dünya çapında güven sağlamış marka ve teknolojileri bizim arkamızdaki en büyük güç. Bosch Rexord'un Türkiye'deki bütün yöneticilerine, genel müdürlerine, teknik müdürlerine, bütün kadrosuna tek tek burada müşterilerimiz kadar onlara da teşekkür ediyorum.
Evet, yaklaşık 17-18 sene önce başlayan Hidropar Rexot serüvenimde hayata dair birçok şeyi burada yaşadım, burada paylaştım arkadaşlarımla. Bu organizmayı bir ağaca benzetiyorum aslında bakarsanız. Ağacın dalları, yaprakları, gövdeleri var, bir de kökleri var. İşte burada gerçekten bizim için çok önemli olan Semih Bey bu ağacın köküdür. Yani onun üzerine inşa edilmiş bir süreci yaşadık biz. Bize imkan sağladı. Rexot çok önemli bir markaydı. Onun önderliğinde çok başarılı olduğumuzu inandığım bir süreç yaşadık ve yaşıyoruz hala. Yaşadığımız hiçbir gün birbirine benzemedi şimdiye kadar. Bunun da sebebi işimizin renkli olması. Çok çeşitli sektörlerde, çeşitli konulara hizmet veriyor olmak ayrıca bir renk veriyor bize. Rexot markasını da onun hem gücünü hem de ağır sorumluluğunu paylaşıyor olmak önemli. Çünkü teknolojik altyapıyı kuran, teknoloji yaratan bir firmanın temsilcisiyiz. Bunun da sorumluluğunu bilerek yaşamaya çalışıyoruz. Şu an otomasyon grubu olarak 9 kişilik bir ekibe sahibiz. Her geçen günde daha da büyümeyi hedefliyoruz. Büyümenin ihtiyacı ve sebebi tamamen pazardan gelen talepler çerçevesinde. Ne kadar mutlu ki yani. Güzel işler yapıyoruz. O yaptığımız işler çerçevesinde güzel feedbackler alıyoruz. Bu aldığımız feedbackleri değerlendirip biz acaba nasıl daha faydalı olabiliriz? Nasıl üretken olabiliriz? Nasıl daha başarılı olabiliriz? Sorularının hepsine cevap veriyoruz. İyi bir mühendislik yaptığımıza iniyoruz. Ama tabii buradaki ürün yeterliliği, ürün kabiliyeti, Rexot'un bize vermiş olduğu know-how ve bunlarla birlikte hepsini bir entegre ettiğimizde, topladığımız takdirde çok başarılı, çok güzel işlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Gün geçmiyor ki yeni işler, yeni projeler önümüze gelmesin. Gün geçmiyor ki zor projeler önümüze gelmesin. Ama biz biliyoruz ki Rexot ve Hidropar İzmir tüm zorlukların üstesinden gelecektir. Ve bu zamana kadar da gelmiştir. Sene 2005, Mart ayının ilk günü, Hidropar ilk başladığım gün. Benim için çok ilginç, o yüzden o günü paylaşmak istiyorum sizlerle. Hüseyin Bey dedi ki bir müşteri ziyareti yapalım. Ben de tabii o zamanlar daha yeni üniversiteden mezun olmuşum. Yani müşteri ziyareti ilk kez yapacağım. Havaş Demirçelik'e gidelim dedi. Ve o günde ilk kez bir demirçelik fabrikası göreceğim. Fabrikaya gittik ve o gün o an şeyi sorguladım. Acaba dedim doğru bir karar mı verdim? Döndükten sonra gördüm ki yapılan proje hakikaten ciddi ve büyük bir proje. Arka ocağı denen makine nasıl bir makine? Çünkü o güne kadar böyle bir makine görmemişim. Nasıl çalıştığı hakkında fikrim yok. Orada bunu gördüm ve bu beni çok etkiledi. Ve dedim ki buna benzer projenin içinde acaba ben de yer alabilir miyim? O benim için belki de milat oldu. 1987 senesinde bir tanıdığım vasıtasıyla Mannesmann Rexot'du o zaman. O yıllarda işe başladım. Yaklaşık işte 26 yıldır da bu şirketteyim. Firmanın düzeni ve işte getir götürle başladı. Çünkü bir mesleğimiz yoktu o yıllarda. Tecrübemiz de yoktu. Yavaş yavaş tabii alışa alışa Semih Bey'in de sayesinde bu yıllara kadar geldik. Şimdi görevimiz firmanın satmış olduğu ürünler ve sistemlerin kurulumu, montajı, devreye alması ve ileriki aşamalarda arızasını gidermek. Sene 1991 İstanbul'un yapmış olduğu hidrolik ünitenin montajını Semih Bey beni gönderdi Eren Balata'ya. Sene 91 demiştim galiba. Montajını yaptım. Tabii o yıllarda artık ne kadar yapabildiysem yaptım. Devreye alma aşamasında bir sorun çıktı. Ben gideremedim. Sonra Semih Bey geldi, halletti sorunu. İşte onun uyarısı sayesinde ben tabii beni bayağı bir şey yaptı, heyecanlandırdı, tetikledi, hırslandırdı ve bu yıllara kadar da gelmeme vesile oldu. Kendi bünyemizde. İşte bazı arkadaşlarımız proje, bazıları elektronik, işte biz montajı ve devreye alması gibi bir bütün olaraktan çalışıyoruz.